Camı bir kapatalım mı? Çok ses var. Ha. Tünaydın arkadaşlar. Şimdi günaydın demişim. Biz az önce günaydın dedik, şimdi niye tünaydın'a döndük? Doğru arkadaşlar, günaydın. Günaydın. Saat 3. Aslında güzel. Güzel bir saatte gidiyoruz. Evet, bence de günaydın. Evde şu anda full güneş ışığıdır muhtemelen. Çünkü öğleden sonra güneş alıyor biliyorsunuz, en dikkat ettiğim şey. Bugün sizin yeni evi gezdirmeye getiriyorum. Buna söz vermiştim zaten. En yakın zamanda çekeceğim demiştim. Çok mu sıcak? Bakın, yemyeşil bir semte giriş yaptık. Bu semt size tanıdık gelebilir. Bir 3 yıl önce de biz tekrar Sarıyer'e taşınmıştık hatırlarsanız. Sonra da tam 3 ay içerisinde tekrar taşınıp başka bir yere gitmiştik. Onun da sebebi, hatta çok kişi bunu bana söyledi. Tekrar nasıl Sarıyer'e döndün çünkü hiç sevmemiştin diye. Yani bizim şartlarımıza uymamıştı diye onu düzeltelim. Çünkü o zaman araba yoktu. Kıştı ve arka cephede kalıyordu. Evet, kıştı. Güneş gelmemişti. Gelecekti belki de ama biz işte onu bekleyemedik. Şimdi tekrar Sarıyer'e geçiyoruz. Onun da sebebini nasıl açıklayabilirim? Birincisi, benim eskiden beri takip edenler biliyordur. Çok çok fazla derecede bir deprem korkum var. Zaten bundan önceki kış taşınmalarımın hepsinin sebebi depreme dayanan korkulardı. Yüksek binada depremi çok şiddetli hissettiğim için korktum. Taşınmak istedim. Bundan öncekiler eski binaydı falan derken, yani aslında yıllardır bir deprem korkum olduğu için birinci sebep tamamen deprem korkumdan, daha böyle küçük. Burası iki katlı, göreceksiniz şimdi. İkincisi, ev çok bence güzel. Kartpostal gibi bir manzarası var. Evi beraber gördük mesela. Uğur normalde tekrar Sarıyer'e evet demezdi. Ama kendi de manzarayı görünce bence bayağı etkilendi. Doğru mu söylüyorum? Evet, çok güzeldi. Çok heyecanlısın Uğur. Üçüncüsü de ev satın alındı. O yüzden tabii ki de insanın kendi aldığı evde oturması bence çok daha mantıklı olacaktır. Ve de ilk defa şu ana kadar bir evde istediğim tadilatı yapabileceğim. Yani ben çünkü ne kadar seviyorum uğraşmayı biliyorsunuz evle. Burada doyasıya bir tadilat olacak. Tadilat pazartesi başlıyor. Ben de işte o tadilattan önce size gelip buranın before'unu göstereyim istedim. Çünkü before ile after arasında gerçekten tatlı güzel bir fark olacağına inanıyorum. Çok ben şahsen. Ne? Ağlar kadar fark var. Hatta sen de arabanın. Yo. Arabanın altta sen de. Ha, ben de, evet, doğru diyorsun. Hava bugün şansımıza gerçekten çok güzel bu arada. Şu gördüğünüz daire arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğiz. O dairenin olduğu sokak burası. Yeni biri var burada. Dur onu söylemeyecektim. Arkadan geliyor güneş. Şu an bayağı puslu puslu gözüküyor. Binanın girişi arka taraftan, bir alt katta daire var, bir de üst katta daire var. Biz şu an üst kata çıkıyoruz. Evet, aç bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ayak fena değil mi? Sağ. Anam kırmışlar. Bakayım. Şimdi kapıyı kapatalım ve videoya öyle başlayalım. Şu anda şöyle düşünün. Bu evde gördüğünüz her şey, bu ayna, merdiven, yani hakikaten gördüğünüz her şey çıkacak buradan. Burası ne deniyor? Siz mimarlar ne diyorsunuz? Anahtar teslim bir proje olacak. Pimapenler hariç her şey. Parke, mutfak, kapı, üst kattaki dolap var mı üst katta? Yok. Üst kat, onları anlatsana, üst katta bayan falan. Her şey iptal ediyor yani. Önce balkon kapımızı açalım. İlk defa çok güzel bir balkon var. Ben direkt sizi şimdi balkona götüreceğim. Uğur dağı selamlıyor. Şimdi burası böyle böyle küçük küçük sitelerin olduğu bir yer. Sanki gerçekten dağ başı gibi duruyor ama bu bir illüzyon. Şurası da tünel. Biliyorsunuzdur. Sarıyer'de oturanların hepsi tünelin ne anlama geldiğini bilir. Eviniz tünele ne kadar yakınsa aslında o kadar iyi. Burası sitenin devamı. Şurada bir adet havuz var. Şu çantamı şuraya asayım. Şuraya asayım. Sen sadece konuşuyorsun şu an. Yani insanlar evi görmek istiyor artık. Bu konut. Burası evin alt katından gir başla. Ha, evet. Evet, dur. Bu konut 3+1 olarak hazırlanmış. 3.5+1 de diyebilirsiniz. Çünkü garip garip küçük odaları var. Bir gelelim önce. Kapıdan girdim. Şimdi şöyle bir geçiyorum. Ben de beraber geçtim. Geniş bir salonumuz var burada. Yani burada bir adet salon. TV panelinin olacağı yer aslında burası diye evet konuşuldu. Asimetrik bir koltuk olacak diye konuşuldu ama söylemem gerekiyor, değil mi? Ses geliyor. Ev bir L şeklinde. Yani burası L. Tersi de bu taraftan mutfağa geçebiliriz. Evet, onu anladılar. Şimdi yine bakın ve gördüklerinizi unutun. Evet. Çünkü yine çok bambaşka bir şey olacak. Buradaki tezgahtan dolayı her şey kalkıyor. Bu mutfak biraz daha öne gelecek. Evet. Yani mutfak yani şurada var, yani şunun da yarısı olmayacak.
Mutfak şöyle başlayacak gibi düşünebilirsiniz. Evet. Yani daha... Damla'nın olduğu yerde ada olacakmış gibi düşünebilirsiniz. Evet. Buradan geldiğinizde burada sizde iki tane kapı karşılayacak. Merdivenin dışında. İki kapı. Biri ufak bir tuvalet. Burada banyo yok. Şey yani duşakabin falan yok. Diğeri de tamamen işlevsiz küçük bir oda. Mutfak öne gelecek ya arkadaşlar. Buradaki... Şuradaki büyük alan bu banyoya dahil edilecek. Burası büyük bir oda olacak. Ayrıyetten de burada da büyük bir banyomuz olacak. Yani içinde duşakabin olan. Tabii. Ama biz de bence o teknik konuşmaları biz değil Mehmet Bey'e söyleriz. O yapar. Yapar canım. Biz şu an kabasını Mehmet anlatıyoruz. Hatırlayanlar da olabilir. Kaan'ın evindeki mobilyaların hepsini Mehmet Bey yaptı. Yani aynı zamanda mimar, aynı zamanda bir mobilya üreticisi. Kaan'ın evini çok ben beğendim ve hani çok hızlı bir şekilde yaptığı için burada da beraber ilerliyoruz. Şimdi orada biz çok geldik daha önce. Hani duvarlardan hep kontrol edildi. Bunlar önceki ev kiracıdan kalma değil. Bayağı bizim Mehmet Bey'in denediği yerler yani. Hangisi evet, arkasında ne var, nereyi kırabiliriz? Alçıpan. Evet. Çok korkunç bir merdiven bu. Eve ilk geldiğimde dedim ki nasıl ya dedim. Nasıl böyle bir merdiven kurarsın? Bu bildiğin dışarı merdiveni yani. Bunun üst kata çıkabiliriz. Gel şöyle. Tam olarak orada dur, senin boyun da uzun. Orada durmuyorum, şuradan güneş patlıyor. O zaman gel tamam. Evet. Şu an senin merdivenden çıktığın yerin yanındayız. Bir burada banyo var. Orada bir yatak odası var. Burada ufak bir çamaşır odası diye düşündükleri bir yer var. Şimdi göstereceğim. Önce ebeveyn odasıyla başlayalım. Bu arada banyolar bunlar çok güzel ama işte bunlar da kalmayacak. Evet. Ben buradan başlayalım. Şimdi burası ebeveyn odası, içinde kendi banyosu olan çatı katı haliyle. Ama böyle çok şey değil, çok basit çatı katıydı. Ben bunu anlarsınız, şu mesafe çok güzel. Ya burası geniş falan bir oda. Hatta bence evdeki yani salondan sonra yani en iyi alan, en iyi oda burası. Buranın da bir balkonu var. Buyurun. Sonra burada bir ışık yok buralarda. Burada bir banyo var ki tatlı, güzel bir banyo. Bu küvet mesela, küvetlerin duşakabin büyüyecek buraya kadar gelir. Banyo en çok önem verdiği yerlerden bir tanesi çünkü hani story çektiğim yer en çok banyolar ya da makyaj masam oluyor biliyorsunuz. Evin önlerine banyo aynı olacak bu arada ama doğal ışık alıyorması da bence çok güzel. Hani ben şu an burada mesela... Gördün mü? Bayağı. Oldukça aydınlık. Evet bayağı aydınlık. Hani ışık yatmadan da burada şu an sıfır ışık. Bir şeyler çekebilirim. Mesela fontenin koyu olduğunu bile anlayabiliyorum şu an. Odanın tam karşısında böyle bir alan var. İşte bizim şu an planladığımızı düşündüğümüz tekrar evin diğer yerlerinde anlatacağım şimdi bir gömme dolap olması. Ama değişebilir. Henüz buraya tam net bir şey söylemedim. Sonra buradan gidiyoruz. Yine çok güzel doğal ışık alan bir diğer banyo. Buranın ışığı daha da güzel bu arada. Haksız mıyım? Bakıyorum. Evet buranın ışığı daha güzel. Ama buranın ışığı olmayacak. Evet. Çünkü burada böyle bir banyo olmayacak. Geldin ya. Yani oluyor sana, ama sığdın işte. Tam sığdırdayım da hani şuradan bir şampuan alayım da sen alayım. Hani, şampuanı oraya koymayacak bu yüzden. Bu beynin ayı yapalım. Burası çamaşır odası gibi düşünmemiş bence. Hani Arda'yı gibi düşünmüş. Burası da olmayacak bizim çıkarttığımız planda. Bu gördüğünüz bu duvarlar, bu kapılar ve içindeki alanların hepsi kalkıyor. Burası çok geniş bir hol olacak fakat dolaplarla dolu bir hol olacak. Yani giyinme kısmı merdivenden çıkar çıkmaz sizi böyle karşılayacak zaten. Ama merdiven buradan gelmeyecek. Neyse sürpriz olsun. Söyledim ki onu tam tersi. Söyledim mi? Ben sana canlandırıyorum. Hı. Buradan geliyorum. Hı hı. Gel. Burada bir oda, bir balkon daha var. Burası da giyinme odası diye planladığımız yer, giyinme ve makyaj odası diye. Fakat az önce anlattım ya şu duvar, komple dolap olarak gelecek. Bu tarafa geçeyim. Hiç anlatamıyorum size. Bu duvar komple geliyor ya, hı-hı. Burada devamı var. Aslında çatıdan dolayı yani bu çatı mesafelerinden dolayı dolabı kullanışlı hale getirmek çok zor. O yüzden ne kadar fazla dolap olursa o kadar iyi. Çünkü girintiler çıkıntılar dolaptan bayağı bir mesafe, şey, yer. İşte o öyle alanların hepsini aslında biz avantaja çevireceğiz. Evet. Bir balkon daha var. Gerekli miydi bilmiyorum ama aslında insanlar da balkonu çok seviyor yani özellikle bu tarz evlerde. Çıkalım bakalım insanlar balkonlarına ne koymuş. Bu kadar. Merdivenden iniyoruz. Aşağı kadar tekrar geçiyoruz. Orada konuşuruz. Şimdi kamerayı ben aldım.
Evde sevdiğim şeylerden birkaçını göstereceğim. Birincisi kapıdan girer girmez aslında sizi böyle geniş ferah bir alanı karşılıyor olması. Televizyonun tamamen bu bölümde saklanacak olması da güzel. Çünkü hani girer girmez onu görmüyorsun. Buradan girer girmez sadece koltuğu görüyorsun. Belki buraya bir yemek masası konursa onu görüyorsun. Yani evin şekli falan çok tatlı. Şöyle tekrar bir de ben gezdireyim. Aslında küçük bir daire burası. Yani 1.65 kaçtı? 160 metrekarelik bir ev. Bizim şu an oturduğumuz evde 165 metrekare falan. Ama işte tamamen fark eden şey birinde daha fazla kullanım yeri var, birinde daha az var. Ve biz birçok eşyamızı da aslında o şu an oturduğumuz yere göre yaptırdığımız için mesela buraya zaten çoğu şey olmuyor. Benim mesela giyinme dolaplarımın hiçbiri buraya olmuyor tabii. Ne bileyim ada mutfak vardı. O da buraya olmuyor. Bazıları belki satılır. Bazıları bizim çevremizde de ihtiyacı olan varsa onlara verilir. Bilmiyorum. Bunların hepsi konuşulacak daha. Onun dışında başka anlatabileceğim bir şey var mı? Yok. Buraya bir sonraki gelişimizde size şeyi de göstereceğim. Evin son çizildiği halini. İşte Mehmet Bey'le beraber seçtiğimiz ne bileyim dolabı, parkeyi, ne bileyim mutfağı falan hepsini gösteririm. Şu anda böyle ben de bilmeden konuşmak istemiyorum. Benim en çok istediğim şeylerden bir tanesi bu pimapinin komple açılıyor ve böyle salona katılıyor olmasıydı. Yani balkonu birleştirmek, kapatmak değil ama hani böyle bir geçiş olsun istiyordum. O da yapılabiliyormuş ama pimapinin dediğimiz şey biraz pahalıymış. Bunu sonraki aşamaya bırakıyorum. Yani hani şu anda çok da fazla gerekmeyen şeylere bir masraf yapmayacağız. O yüzden burası böyle kalacak. İşte taşınmalar, yerleşmeler, ne bileyim ev alışverişleri falan. Bu sefer yine onlar olacak ama bu sefer işte bu tadilatları da göstermek istiyorum. Çünkü bence çok eğlenceli. Hatta ben bunları bayağı before after şeklinde de yapmak istiyorum. Sadece buraya değil, Instagram için de before after yapacağım. Ay ben niye buzağı gibiyim ya? Vallahi bu ben... Benim de yüzüm çok şiş. Ben yıllar önce çene ameliyatı olmak istedim sırf bu yüzden işte. Ama yok dediler ki ya 30 yaşında çene ameliyatı mı olur Damla Hanım dediler. Kafayı mı yediniz? Çok ağırlı bir ameliyat dediler. Şu an Damla şey izliyor. Video acaba hani çok dolmadı mı? Şu an çene ameliyatına kadar girdi. Hayır ya o yüzden değil. Sadece bu, gerçekten boynum çok kalın. Evet yani konuyla alakasız evet. Teşekkürler. Durmuyor. Hayır kötü durmuyor. Saçmalama. Bu kadar takıntılı hale gelme. Gayet baksana şu çizgiye. Ne çizgisi be? Gören de çizgi var zannederim. Şu güzelliğe bak. Bu vlog kapanıyor. Aa biri taşınıyor. Yarın tekrar bir vlog başlayacağım. Bir doğum günü partisi var işte. Şimdi hatta ben gideceğim alışveriş değil. Doğum günü hediyesi falan bakacağım. Onları da ayrıca çekerim. Yani arkadaşlar umarım beğenmişsiniz demiyorum. Çünkü beğenmediyseniz de sonuna kadar haklısınız. Problem yok. Bu haliyle biz de çok beğenmedik. Ya biz bu eve geldik, evi çok beğenmedik ama hayal edip beğendik. Evet. Dedik yani ev bizim olduğu için yaptırırız ve istediğimiz gibi güzelleşir ev diye düşünüp yaptık. O yüzden sadece sonunu bekleyin diyorum. Çünkü biz çizimleri gördüğümüz için şu an 3 boyutlu. inanılmaz güzel oldu. Ne oldu? Sonunda mıyız ya? Yok. Yok çok haklısın. Ama şöyle de bir şey var. Selinler, annemler falan dediler ki şimdi anneme mesela video attım anlatıyorum. Anne diyorum burası böyle ama değişecek. Şurası şöyle ama değişecek diyor ki bana Damla neden aldın o zaman? Çünkü hani anlattığım şeylerin hiçbiri yani beğenmediğim şeylerin hepsini gösteriyorum. Ve beğenmediğim şeyler beğendiğim şeylerin yanında yani koca bir liste değil mi? Manzarası, yeri, bölge, evin verdiği enerji bunları beğendim. Ama evin içinde beğendiğim çok çok az şey var. Balkon gibi. Mesela balkonu çok beğendim. Yalan yok. İşte bunların hepsi değişince bence hepimiz daha da çok beğeneceğiz. Aşkım çok uzun olsun ya. Şöyle. Ben tutayım mı? Bunların hepsi değişince bence hepimiz çok beğeneceğiz. Ve bu süreç yaklaşık önümüzdeki 2 ayı alacak. Yani 2,5 ay. Hadi 3 diyeyim ben. 3 diyeyim. 3 garanti olsun. 3 ay boyunca beraberiz bu aşamalarda. Haberiniz olsun. Mutfağı beğenmedim ben. Evet. İlk geldiğim gibi. Evet. Bir de ben hiçbir zaman çatı katı beğenmem. Doğru. Boyum uzun olduğu için. Yani belki evet. Sizin için problem yok ama benim kısalar. Evet, siz kısalar. Benim için büyük problem. Keşke evet. Bahçe katı hani olsaydı diye düşünüyorum ama bahçe katında şöyle bir dezavantajı var arkadaşlar. Daha önceden böyle yaşadığımız için salon genelde yani yaşama alanı alt katta oluyor ve ışık almıyor. Çok doğru. Yani üstünde çünkü direkt balkona ya da bir şeye denk geldiği için genelde bahçe katları burada da aynı şekilde. Giriş katı adamın ışık almıyor. Ve ben de o ışıksız, enerjisiz, karanlık ortamda daha da kasvetli ve kötü hissediyorum. Çok haklısın. Dolayısıyla yani dedim ki zaten yaşam alanı burası olacak. Yukarıya sadece giyinmeye ve yatmaya gideceğiz. Dolayısıyla çatı katı olması daha iyi diye düşünüp buna okey verdim. Uğur'un öyle bir hayal gücü var ki arkadaşlar eve girdik diyor ki çatıyı cam yapacağım. Tabii.
Ama yapanlar var öyle. Ama ya, o baya hani Los Angeles Devlin'si bir hani şey yürüyor. Hayır, hayır Türkiye'de de var arkadaşlar. Çatı katını ne yapıyorlar biliyor musunuz? Tekrardan yapıp yükseltiyorlar mesela. Evet, ama şimdi burası böyle site. Bir sitede yapamazsın onu. Aynen. Genelde o apartman dairelerinin çatı katında falan adamın hani 35 yıllık bina mesela çatısını yapıyor. Ev de sahibi. Kimse bir şey de demiyor. Karışmıyor da. Ya da villası varsa evet, villasına yani yapıyor. Villasına yapıyor. Burada, burada izin vermezler yani dış cepheye müdahale ettiğimiz için böyle bir şeye izin vermezler. Keşke imkanımız olsa onu da yaptıralım. Ama girer girmez dedi ki emlakçıyla geziyoruz ya burası cam olsa falan. Hani biz tamam hayal kurarak evi beğendik ama o kadar da değildi gerçekten. Ama var çatı katlarında var mesela. Aşkım, yatıyorsun. Var. Direkt yıldızları izleyerek falan uyuyorsun. Çok güzel. Uğur'un da böyle bir fantezisi var arkadaşlar. Aman yağmur duyayım, aman yağmur sesi, yıldızlara bakayım falan. Hiç göstermez ama böyle de değişik yani. Fantastik bir adam gerçekten. Tamam. Biz çıkıyoruz şimdi. Umarım yine dedim ki videoyu sevmişsinizdir. Yani evi sevmediyseniz bile bir sonraki vlogda görüşeceğiz. Kapıyı kapattım. Ve aşamada beraberiz. Böyle bir mini bir vlog olmuş olsun. Sohbet evet. Etmiş olduk. Hem bayağı konuştum değil mi ben? Evet sen bayağı konuştun. Neyse. Konuştum. Ama bunu çok sevenler de var. Tamam. Ya Damlacığım 9 saat konuş biz seni dinleriz hiç diyenler de var. Hiç kimse 9 saat demedi. Hiç kimse demedi 9 saat. Var bende. Bende öyle mesajlar var. Tamam. Arkadaşlar sizi seviyoruz, öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. 9 saat diyen var mı gerçekten? Ha? 9 saat var mı? Var. Yine gelin. Arayı açmayın. Haftayımdan geliyorum. Evet. Çocuklar görüşürüz. İyi sahip çıkın buraya. Arkadaşın uyuyor. Diğer arkadaşın nerede? Oy be. Oy. Söyledim ya. Oy benim kuzum. Sabah görüşmeye çıktım. Daha çıkacağım şimdi.